Meclis Genel Kurulu'nda HDP'li Mensur Işık'ın terör örgütü PKK'ya silahlı muhalefet demesi milletvekillerini ayaklandırdı. Silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaşı... Terör örgütü PKK'yı silahlı muhalefet olarak tanımladı. HDP'li vekilin o skandal sözleriyle mecliste kızılca kıyamet koptu. Şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır. Bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Kimse bize hain diyemez. Tek bir gayeniz var. PKK, PYD, YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak. Bakın biz size hain diyor muyuz? Demiyoruz. Biz size demiyoruz ama size Kürt düşmanı diyoruz. HDP'li Mensur Işık genel kurul kürsüsünden o skandala imzasını attı. Cevap AK Partili Cahit Özkan'dan gelince tansiyon yükseldi. AK Parti ile HDP'li vekiller karşı karşıya geldi. O anlar objektiflere böyle yansıdı. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Burada Kürt düşmanı falan yok. Sayın Oğuz siz devam edin buyurun. Siz de eğer Kürt düşmanı olmak istemiyorsanız o zaman bu saldırılarınıza son vereceksiniz. Her şeyden önce terörle arasına çizgi çekemeyenler bugün AK Parti'yi suçluyorsa hamdolsun biz doğru istikametteyiz. Gerilimi düşürmek için birleşime ara verildi. Ceza alan HDP'li Işık genel kuruldan çıkarıldığı gibi skandal sözleri meclis tutanaklarından da silindi. Arkadan sufle verdi ya Sayın Tanal'ın ve yine FETÖ'yle nerede müdahil diyorsa Tanal orada. O dönem o mücadeleyi verirken benim şu ayağım kırılırken sen o davaya müdahil talebinde bulunmuşsun. Utanmıyor musun? Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor. Tesbih gibi FETÖ'nün arasına niye sızdınız böyle? Sayın Tanal kürsüyü işgal ediyorsunuz Sayın Tanal. Ne dedi? Bankasya'ya desteğe gitmedim demedi. Bankasya'da savaştım paramızı buraya yatırın demedi. AK Partili Özkan'la CHP'li Tanal da FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması üzerinden atıştı. İki isim birbirinin üzerine yürüyünce yine bilinen formül devreye girdi. Birleşme 10 dakika ara veriyorum.